Peki, çok teşekkürler Kerem. Bu senenin kaçak hocası olarak gene dersin başına girip tanıtımı yapıp sonra kaçacağım. Haluk Hocam, öncelikle çok teşekkürler dersimize katıldığınız için. Açıkçası benim için heyecanlı bir ders olacak kalabildiğim kadarıyla. Haluk Hoca'yı size tanıtayım. Profesör Doktor Haluk Levent, kendisi bir şarkıcı değil. Bir ekonomist. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun yanılmıyorsam, doğru değil mi Haluk Hocam? Doğru, işletme mühendisi. Evet. Light Bizim yani bir çeşit okulluğumuz, fakat şu an Bilgi Üniversitesi'nde. Kendisini buraya davet etme sebebimiz aslında Haluk Hoca bilim kurgucu veya edebiyatçı olarak tanımlayabileceğimiz birisi değil. Ama işin bilim kısmıyla özellikle de popüler bilim ve bilimin geleceği nasıl geleceğimizi, bizim ortak geleceğimizi nasıl yönlendireceği kısmıyla bir hayli ilgili. Benim bu konuda kendisini tanımam Açık Radyo'daki Kavanoz'daki Yıldız programlarıyla oldu. Bu dönem maalesef Cuma toplantı takvimimle çakışıyor. Çok fazla dinleyemiyorum ama dinleyebildiklerimden mesela eğitimin geleceği konusunda bir dizi program yapıldığını hatırlıyorum ki bu şu anda biraz önce Kerem Hoca ile tartıştığımız meseleyi de dahil ediyordu. Ödevlerin birikmesi, online eğitim ve analog eğitim arasındaki çatışmalar vesaire gibi. Aşıların geleceği, bizim geleceğimiz, dolayısıyla o yol ayrımı meselesi falan, bütün bunların tartışıldığı. Aslında hem güncel mevzuların, güncel bilimsel mevzuların, hem de bu günümüzdeki işte minik minik biriken bilim kırıntılarının geleceğimizi nasıl etkileyeceği üzerine gerçekten derya deniz bir program yapıyorlar. Yakaladığınız zaman, fırsat bulduğunuz zaman dinlemenizi tavsiye ederim. Ya da podcast'ten arşivlerine ulaşmanızı. Evet, dolayısıyla Haluk Hoca'yı biraz bu konularda biraz da aslında bizim de ilgimiz olan bilim kurgu alanı ve gelecek alanı ile ilgili, ama daha çok şimdi bilimle ilgili konuşmak üzere bugün davet etmiş bulunuyoruz. Bence hakikaten lezzetli konular. Dolayısıyla Haluk Hoca'nın dediği gibi, böyle ilginizi çektiği anda, aklınıza bir şey geldiği anda dalmaktan çekinmeyin derim. Evet Haluk Evet. Hocam, buyurun. Evet, bizim radyo programında davet ettiğimiz konuklara aynı zamanda bir de Medyaskop'ta da bir iktisat programı yapıyoruz. Ağır ekonomi. İTÜ işletmeden Öner Günçal ile beraber profesör. Orada da konuk olarak çağırdıklarımızı önden uyarıyoruz. Ya bakın, biz size öyle söz möz falan veremeyiz. Unuturuz yani söz vermeyi. Eğer söz almak istiyorsanız muhakkak dalmanız da gerekiyor diye. Bu hakikaten öyle. Yani sohbete kaptırdığı zaman insanın gazeteci refleksi de olmadığı için bizde tabii doğal olarak hani soru sorayım da cevabını alayım falan filan diye konuşup gidiyoruz. O yüzden kesip sormakta fayda var. Şimdi tabii benim bu konuyla ilişkim biraz yani bilim kurgu çok eskiden beri hem okurum hem izlerim falan. Çevremde de böyle bir şey var, tartışıyoruz da dolayısıyla. Ama asıl ben iktisat doktorası yaptım tabii sonra işletme mühendisliğini bitirdim. Bir 10 yıl falan İTÜ'de araştırma görevlisi, doktor asistanı olarak falan bulundum aslında. Ondan sonra Galatasaray'a geçtim. Galatasaray'dan da işte bir duraktan sonra Bilgi Üniversitesi'ne geçtim. İktisat alanında çalışıyorum. İktisadın da iş gücü iktisadı alanında çalışıyorum. Tabii iş gücü iktisadı alanına girince haliyle şimdi buradaki bütün arkadaşlarımızı ilgilendiren çok önemli bir konu var. O da bu içinde bulunduğumuz ortamı, yani kriz ortamını çoğu iktisatçı ve pek çok kişi COVID'e bağlıyor, ama COVID'den kaynaklanan bir şey değil bu. Esas itibariyle teknolojide ortaya çıkan olağanüstü büyük gelişmeler ve bu gelişmelerin üretim sürecinde yol açtığı dönüşümlerden kaynaklanan bir şey. Bu dönüşümler o kadar büyük ki, yani bir yandan gündelik hayatımızı etkiliyor, bir yandan da geleceğe dönük olarak toplumsal yapıyı, yani şu andaki toplumsal yapının dokusunu bozuyor. Şimdi bu doku bozulunca yerine başka bir şey gelecek demektir. İşte bu başka bir şeyin nasıl bir şey olacağı hakkında düşünmeye başlayınca
daha çok ilgilenmeye başladım. İşte teknolojinin nerelerde olduğunu takip etmeye başlayınca, amatör bir okuyucu olarak tabii ki, bilgide bir ders açmak durumda kaldım. Radyo programındaki malzemelere de dayanarak işte Science, Technology and Society diye orada da epeyce yakından izlemeye başlayınca dehşetli gelişmeler oluyor ve hepsinin bilim kurguda temel temalarla hep bağı var. Yani dolayısıyla bir yandan bilimdeki gelişme, bir yandan teknolojideki gelişme, bir yandan bilim kurguda bunların nasıl okunduğu ve bunun toplumla bağının nasıl kurulduğu, toplumsal yapı üzerine etkileri falan izlemek çok keyifli oluyor. Dolayısıyla bu şekilde aslında bir parça girdim. Ama bilimle ilişkim de sonuç itibariyle yani hardcore bilimcilerin, özellikle fizikçiler, kimyacılara çok teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü bunlar kendi aralarındaki haberleşmeler tabii çok yüksek matematikten oluyor. Yani bunları izlememiz o kadar kolay değil. Ama sağ olsunlar hep ne bulduklarını ve nasıl bulduklarını bizim anlayabileceğimiz şekilde de kitaplar yazarak paylaşıyorlar. Dolayısıyla aslında fiziği yakından izlemek bu anlamda ne olup bittiğini izlemek mümkün. Orada da zaten yeri geldikçe benim kimleri izlediğimi ve bunların nasıl etkileri olduğunu, bilim kurguyla nasıl bağdaştırılabileceğini şey yapacağım, anlatacağım. Tabii ben iflah olmaz bir Star Trek'çiyim aslında. Yani derslerimde, bütün radyo programlarında, yeri geldiğinde iktisat konuştuğumuz programlarda falan hep Star Trek'e referans yaparım. Bugünlerde çok yükseldi. Yani onu da söyleyeyim. Çünkü Star Trek bu yol ayrımında izlerken önümüzde iki tane büyük ayrım var. Tabii hepinize tavsiye edeceğim bir kitap olacak. Simon Fraser galiba. Onun Dört Gelecek diye bir kitabı var. The Four Future, Life After Capitalism diye bir kitap. Sosyolog bu. NYU'da, New York Üniversitesi'nde. Ama Koç Üniversitesi de bunu Türkçe'ye çevirdi. Büyük ihtimal benim de çok katkım oldu. 2-3 baskı yaptı kitap. Burada işte dört tane gelecekten bahsediyor. Benim iki diye temelde ayırdığım şeyde. İki tane de metafor kullanıyor. Ki ben de aynı metaforları 2014'ten beri kullanıyordum. O yüzden de çok hoşuma gitmişti o kitap zaten, ama çok başarılı bir kitap gerçekten. Bir tanesi, öyle bir yol ayrımındayız ki ya Mad Max dünyasına gideceğiz diyor. İşte iklim yıkımı ve teknolojik gelişmelerden ötürü. Veya Star Trek dünyasına gideceğiz diyor. Şimdi dolayısıyla Star Trek dünyası, benim oraya bulaşmamı da yeri gelirse anlatırım. O iki seçenekten bir tanesini oluşturan toplumsal yapının gündelik hayatının nasıl olabileceğine dair çok güzel ipuçları barındırıyor. Bugün canlı olarak yapmaya çalıştığımız işte yapay zeka nedir, yaşam formu neye denir falan filan gibi konular üzerinde çok doyurucu diyalogları var. Bir sürü seri var tabii, yani 60'lardaki Star Trek, sonra Next Generation, işte Voyager, DS9'la beraber Voyager, arkasından da 2000'lerin başında Enterprise diye şey yaptığımız ilk ışık hızındaki geminin yolculuklarını anlatan 4 sezonluk bir şey. Zirve noktası Voyager. Farkındaysanız bu halen oynamakta olan Star Trek'ten bahsetmedim. Çünkü onu epeyce eleştiriyoruz. Star Trek'in genel şeyinden ayrıldığı için. Bu dizilerde olay örgüsünde böyle büyük bir heyecan yok. Yani bölüm başladığında sonunun aşağı yukarı nasıl bitebileceğini kestiriyorsunuz kolaylıkla. Fakat diyaloglar çok önemli. Yani böyle bir bolluk toplumunda, bolluk toplumunun altyapısının nasıl oluşabileceği, bolluk toplumunda hiyerarşi olacak mı? Olacaksa bunun işte bugünkü hiyerarşik yapıdan farkının ne olacağı, insanlar arasındaki ilişkiler, İşte şu bu falan, eğitim, 24. yüzyılda eğitim hakkında o açık radyo programında, Erven'in bahsettiği programda da atıp da yapmıştım. Eğitim yüz yüze olmaya devam ediyor. Yani bundan ama bireysel bir yüz yüze eğitim falan. Neyse, bütün bunlar hakkında hep çok sayıda anekdot ve göndermeler de var. Bugün içinde bulunduğumuz
küresel düzenin, dünyaya ilişkin düzenin hakkında da zaman zaman eleştirel epeyce bir anekdot bulabiliyorsunuz. O yüzden bu Star Trek çok önemli. Bir de gerçekçiliği var. Tırnak için söylüyorum, bilim kurgu da çok önemli. Edebiyatta bireysel olduğu için sonuç itibariyle bir bireyin edinebileceği bilgilerle sınırlı, ama Star Trek'te yaklaşık, özellikle Voyager'da bu zirve yapmıştır, 100'den fazla bilim insanı ve fütürist senaryo yazımına katkıda bulunuyor. Zaten pek çok kişinin yazdığı senaryolar, yani her senaryo bir kişi tarafından yazılıyor ama farklı bir kişi. Fakat bir sürü, geniş bir danışmanlık ekibi falan da söz konusu. O yüzden de çok gerçekten gerçekçi ve tartışmalar, çok doyurucu bir tartışmalar söz konusu. Şimdi neyse, bu Star Trek propagandasını bir kenara bırakıyorum ve izin verirseniz ekranı paylaşarak başlayayım. Evet. Görüyordur umarım herkes. Evet, şu anda geldim. Tamam. Ben sizi izleyemediğim için el kaldıran şu bu falan göremeyeceğim. O yüzden ya siz şey yapın, yönetirsiniz veya mikrofonu açıp direkt alabilirsiniz bir şey söylemekseniz. Şimdi zaman yolculuğu, bilim kurguda zaman yolculuğu üzerine şey. Niye zaman yolculuğu? Yani bunu seçerken tabii bir öznel nedenler var elbette. Yani bundan 2 yıl kadar önce ben Galatasaray Lisesi mezunuyum. Orada bir grup arkadaşımızla oluşturduğumuz bir WhatsApp, hatta mail grubunda arkadaşımızdan bir tanesi zaman nedir diye bir mail attı. İçimizde de bu soruyu cevaplayabilecek İTÜ makineyi birincilikle bitirmiş, nükleerde yüksek lisans yapmış, sonra iktisat doktorası yapmış falan bir arkadaşımız vardı. Çok hoş bir insandır, Cemal Yardımcı. O da böyle bir paragraf çok hoş bir yazı yazdı. Yani cevap verdi. İşte zaman bir metriktir, şudur budur falan diye. Onu da biraz üzerinde duracağız. Bu benim çok ilgimi çekince bu konuya bir eğilmeye başladım ve zaman üzerine okumaya başladım. Sonra zaman yolculuğunun niteliği hakkındaki tartışmalara başladım. Tabii haliyle Star Trek'te konuyla ilgili epeyce bir bölüm var. Yani bir yandan yolculuk yapılıyor, bir yandan yolculuğun yapılmasına karşı çıkan, yani böyle bir şey olabileceğini kabul etmeyen bir grup var falan filan. İlgimi çekti ve okumaya da başladım. Epeyce de zamanla ilgili epeyce şey var ve zaman yolculuğuyla da ilgili haliyle epeyce bir şey var. Şimdi tabii bu şeyi oluştururken de aklımda aslında bu bilim kurgunun nasıl bir zemine oturduğu ve bu oturduğu zemini tartışırken aslında zaman yolculuğu fikrinin çift taraflı bir etkileşim yaratması nedeniyle çok ilginç bir konu olduğunda söylemek istiyorum. Bu bilim kurgunun işlevini genişletecek bir ya da geniş kavramamıza neden olacak bir çift taraflı etkileşim. Şimdi önce o yüzden belki bir ben bilim kurguyu nasıl görüyorum onu anlatmamda fayda var. Şimdi tabii bilim kurgu kelimesinden biraz böyle ayrıştırınca baktım bir kurgusal tarafı var. Yani kurgu nedir? Sonuç itibariyle dünyayı bizim kavramamız için kullanabileceğimiz başlıca 2 tane yöntem var, değil mi? Birisi bilim. Bilim ne yapıyor? Sonuçta mümkün olduğu kadar objektif olarak insanda ve insanın ilgili olduğu dünyada olan biten, insanla doğa arasındaki, işte doğanın kendi içerisindeki ve insanın kendi içerisindeki bütün merak duyulan konuları bir metodolojik yaklaşımla izlemeye çalışıyor. Yani bu metodolojik yaklaşımın özelliği işte soğukkanlı, objektif, yanlışlanabilir teorik bakışı içeren, bu teorik bakışında ampirik düzeyde test edilmesini içeren bir bilgi birikimi sağlıyor bize ve bu yanlışlama son derece önemli. Eğer yanlışlanabilirliği olmayan bir sunuş varsa bunu bilimsel kabul etmemiz, bu teorik yaklaşımı bilimsel kabul etmemiz söz konusu değil.
İkinci şeyi, versiyon, dünyayı kavramak için kullanabileceğimiz sanat. Sevgili Bager vardı. Bager'in soyunun Bager Akbay. Çok enteresan bir çocuktu. Bunu şeyden hatırlayan varsa, bilmiyorum çok ön plana çıkmadı ama robot kol yapmış bir tane ve ismi bu robot kol işte elinde bir şeyle dolma kalem diyelim ya da bir kalemle şiir yazıyor. İsmini de robot şair Deniz koymuş. Bunu duyunca işte bizim programı da izliyormuş falan işte bir şekilde bağlantı kurdu açık radyo aracılığıyla. Konuk alındı. Bir iki program konuşuruz hani bu robot şair ne oluyor, nasıl oluyor falan filan diye. Fakat 6-7 program yaptık ve önümüzdeki günler, haftalarda, aylarda tekrar program yapmak için sözleştik. Çünkü konuşacak çok fazla şeyimiz var. Çünkü çok enteresan var. İşte Fen Lisesi'ni okuyor. İşte orada çok başarılı bir öğrenci. Ankara Fen Lisesi'nde. Ondan sonra işte mühendislik okuyor falan. Sonra sıkılıyor mühendislikten. Ben işte sanat okuyacağım falan dedi. Terk edip sanat okuyor. Tasarım okuyor yani. Neden dedim? Hocam dedi, bilimde yeteri kadar spekülasyon yapamıyorsunuz dedi. Dolayısıyla bu kurgu tarafı yani bu bilimin tırnak içinde söylüyorum soğuk ama çok gerekli olan işte dünyayı kavrayış biçiminin dışında bir de bu olan bitenin insani olarak yorumlanması, o toplumsal ilişkilerin, o bireysel işte duyguların şunların bunların falan anlanması, anlaşılması, kavranması da çok önemli. O yüzden de bunun için kullanabileceğimiz tek şey sanat. Genellikle bu ikisini bir arada yürütmemiz de gerekiyor. Yani mesela biz iktisatçılarda çok büyük bir soğukluk vardır. Yani ana akım iktisatta daha çoktur bu. Olayları rakam olarak görürsünüz. Yani işsiz sayısı şuna çıktı, buraya düştü. Yoksul sayısı şöyle oldu, böyle oldu. Açlık çekenler şöyle oldu, böyle oldu. Ama bunun nasıl yaşandığı da çok önemli. Ve nasıl yaşandığını işte genelde bilimle yapamıyoruz. Bunu daha iyi kavrayabilmek için kurguya gitmemiz gerekiyor. Kurgu işte sanatla. Bu bir resim olabilir, roman olabilir, film olabilir, neyse. Ama o bilimin ilgi alanındaki olguların toplum yapısı içerisinde bireysel planda, toplumsal ilişkiler planında nasıl yaşandığını o çevreyi hissederek, o çevreyi algılayarak kavramamız gerekiyor. İşte bunun için de o çevreyi kurgusal olarak yaratmamız gerekiyor. Bu kurgu meselesi, kurgusal olma meselesi oradan geliyor. Genellikle de ikisi birbirini tamamlamak durumunda, bu ikisini birbirini tamamlamazsa gerçekten bir olguyu çözümlemek, anlamak, bütün boyutlarıyla anlamak çok mümkün olmuyor. Bunun en parlak örneğini herhalde şeyde bütün siyaset bilimi kör kılımlarında ya da sosyoloji kör kılımlarında olan bir şey vardır. İşte Marx'ın 19. yüzyılın ortasındaki Fransa'yı analiz ettiği bir üçlemesi vardır. İşte Fransa'da sınıf savaşımları, Fransa'da iç savaş ve Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire diye geçen. Bu üçlüyü okuduğunuzda zaten çok canlı bir anlatım vardır. İşte o temel aktörlerin kendi aralarındaki gazetelere yansımış konuşmalarından alıntılarla büyük bir analiz çerçevesi oluşturur. Ama o üçlüyü doğru iyi kavramak için Flaubert tarafından o döneme yazan bir dönem romanı olarak yazılmış L'Education Sentimentale, Türkçe'ye ilk çevirisi çok hoşuma gitmişti başlığı. Gönül ki yetişmekte diye çevrilmişti. Sonra ikinci çeviri yapıldı, İletişim Yayınları'ndan galiba. O duygusal eğitim olarak tam motamotu bir çeviri yapıldı. Ama Gönül ki yetişmekte bir taşradan Paris'e gelmiş üniversiteli öğrencinin gözünden bu olan bitenleri işte çeşitli aşkları, şunları bunları falan çerçevesinde anlatır ve bu ikisini bir arada okuduğunuz zaman o dönemin hem ortamını kavrarsınız hem Marx'ın yaptığı analizleri daha iyi yerine oturtmak için ama çünkü aradan 100 yıl geçti dolayısıyla oradaki çözümlemelerin 100 daha fazla 150 yıl geçti, 170 yıl hatta. O aradaki çözümlemelerin kavramsal düzeye daha oturabilmesi, daha iyi oturabilmesi için o toplumsal ortamı hissetmenizi sağlar. Dolayısıyla bu ikisi pek çok noktada bütünleşecek, bütünleşebilecek bir şeydir. Şimdi bu bilim kurgunun
böyle bir yönü var aslında. Çünkü burada da şeye geliyoruz, gelecek tasarımına geliyoruz. Bilim kurgu esas itibariyle bir gelecek tasarımı yapar, değil mi? Yani ne kadar işte böyle çok bireysel düzeydeki ne bileyim işte sosyal medyayı ya da şu işte psikolojik gelişmeleri, beyindeki değişmeler şunlar bunlar falan olursa olsun, ne kadar bireysel bir konu olursa olsun muhakkak bir toplumsal ilişkiler ağı içerisinde tasarlanır ve geleceğe dair bir tasarımda bulunur. Bu geleceğe dair tasarımda da işte arka planda bir toplumsal ilişkiler bütünü bu ya da belki de bir mutlak izolasyon da olabilir bu bazı örneklerinde olduğu gibi. Ama sonuç itibariyle bir uzay gemisinde geçiyor olsa bile o uzay gemisindeki insani ilişkiler bir mikrokozmozda olan biteni tasvir etmeye çalışır. Ve bu tasvir etme bugünden bakarak geleceğe dair bir şeydir. Dolayısıyla aslında gelecekteki o tasarıma dair söylenenler bugüne dair söylenen bir şeylerdir. Yani biz işte gelecekte bir tasarımı referans göstererek bugüne dair laf söylemiş olur aslında bilim kurgu. Yani bugünden kopuk değildir. Böyle boş bir tabii o fantastik şeyleri falan bir kenara bırakıyorum. Bugünden bakarak geleceğe nasıl şekillenebileceğine dair bir şey söz söyleme sanatıdır. İşte bunun çok parlak örnekleri vardır ve bugün içinde bulunduğumuz bazı kısıtlamaları, değil mi? Mesela yaşam formu açısından çok ciddi değil ama Solaris olağanüstü bir şeydir. Bir gezegenin tek başına bir yaşayan varlık olarak işte onun kendi iletişim kurma biçiminin insanda yarattığı travmayı ya da işte sorunları dikkate alan ama sonuç itibariyle böyle bir yaşam formu, yani bizim tanıdığımız, bulduğumuz yaşam formunun dışında uzayda bin bir çeşit ya da sonsuz çeşitlilikte yaşam formunun olabileceğine dair göndermeyi içerir. O insan merkezli bakışın bizi ne kadar kısıtladığını vurgulamak için. Dolayısıyla bu insan bakışlı merkezin kısıtlamasından kurtulur ama bugün içinde bulunduğumuz toplumda doğaya karşı yaklaşımımızda da radikal bir değişiklik, eğer hakikaten etkili bir okuma yapıldıysa radikal bir değişiklik yapmamızı da sağlayacaktır muhakkak ki. Dolayısıyla bu anlamıyla ne kadar uzak yakın gelecek olursa olsun bugüne dair söylediğimiz bir şeydir. Ve bunu söylerken de bilimsel zemine oturur. Yani bu böyle basit işte ışın kılıcı şu bu falan filan gibi fantazi ögeleri içeren şeylerle ya da bazı kötü, benim çok sıcak yaklaşmadığım örneklerde olduğu gibi işte ezeli ebedi bir imparatorluk şu bu falan filan gibi varsayımlarla bakılması dışında onun o çerçevenin dışına çıktığımızda muhakkak o gelecekte tasarlanan toplumun gelişme yolunun bugünkü bilimsel gelişmelerin ile bağlantılı bir şekilde tasvir edildiğini görürüz. İyi örneklerde özellikle bu çok belirgin bir şekilde vardır. Tabii filmlerde falan bu anlamda daha avantajlı olabiliyor bu yaratıcı tarafta bulunan insanlar. Bir de tabii az önce altını çizdiğim gibi aslında bir sosyolojist de var bu işin. Sonuç itibariyle işte her ne kadar az önce söylediğim gibi geleceğe dair bir şeyler konuşuluyor olsa da bugüne ilişkin, bugünkü insan ilişkilerine ilişkin, bugünkü insan-doğa ilişkilerine dair laflar ediliyor. Dolayısıyla bu aslında gelecekteki bir toplumun gösterilmesi yoluyla bugünü eğer olumlu bir gösterim söz konusu oraya nasıl varacağımız, eğer olumsuz bir gösterim söz konusu yani distopya söz konusuysa da o distopyadan nasıl kaçınma ya da niye kaçınmamız gerektiğine dair bir şey yapar. Bir izlenim bırakır insanda. Dolayısıyla bu anlamıyla da bir sosyolojik tarafı var. Peki zaman yolculuğu çok ilginç bir konu. Bir kere kurgu farklı bir ilk bilimden önce tabii doğal olarak zaman yolculuğu şeyde kurgu tarafında çıkmış. İlk bu kavramı dile getirenlerden bir tanesi H.G. Wells'in şeysi işte zaman makinesi.
Yani bir yolculuk kavramı, zamanda bir yolculuk kavramı ki o zaman 1800'lerin sonu, dolayısıyla daha henüz şey yok. İşte bu zamanda gidip gelebileceği bilmem ne falan açık açık konuşulmuş değil. Einstein'ın henüz görelilik teoremi ilan edilmiş falan değil. Ama bu son derece ilginç bir şekilde gündeme geliyor kurgu düzeyinde. Dolayısıyla bütün bu diyelim ki öncü, yani bilimsel gelişmeden önce o olabilecek muhtemel gelişmenin tasvirini yapmak açısından bir kurgusal tarafı da, bağlantısı söz konusu. Bu önemli de bir bağlantı. Çünkü burada göreceğiz, zaman yolculuğu bakımından ilginç bir örnek olduğu için de önemli. Bu kurgusal yaklaşım bilim üzerinde de etkili olabiliyor. Olumlu veya olumsuz. Bunun da altını çizmek lazım. Çünkü sonuç itibariyle bilimle uğraşan insanlar da bu kurgusal şeyleri işte okuyorlar. Sonuç itibariyle, yani bunlardan etkilenmeye de açık olabilirler. Çünkü özellikle teorik fizikte Lee Smolin'in çok hoş bir lafı var. Yani matematik tabii çok önemli, çok kullanılması gerekir ama esas itibariyle teorik fizik ya da bilim kelimelerle yapılır diyor. Yani düşünce yoluyla gerçekleştirilir. Şimdi düşünce ve kelime olunca dolayısıyla bu kurguyla %100 izole etmek, bu kurgusal alandan %100 izole etmek mümkün olmuyor sonuç itibariyle. Orada öyle bir düşünme şekli söz konusu. Bilimle çok ilişkisi var haliyle bu zaman yolculuğun. Çünkü söylediğim gibi bu ilk olarak kurgusal planda ortaya çıkmış ama sonuçta bir metrik olarak kavrandığı için zaman, bu zaman yolculuğu kavramını içkin bir şekilde içeriyor. Hatta şu anda ana akım fizik de bunu bu şekilde içeriyor diye eleştiride bulunan epeyce ciddi fizikçi söz konusu. Ve bunu bir sorun olarak da görüyorlar tabii onlar. Ama bir yandan işte termodinamikteki gelişme, o özellikle ikinci termodinamiğin ikinci yasası, yani tersinmezlik yasasının ortaya çıkmasıyla gelişmesiyle birlikte bunun nasıl zaman yolculuğu aleyhine sarsıldığını falan da görmek mümkün. Ama bir yandan da fizikte halen böyle bir şeyin mümkün olup olamayacağı bilimsel düzeyde tartışılan bir şey. Bir de tabii toplumdaki olan bitenle de çok ilgisi var. Sonuç itibariyle her kurgu, her bilimsel gelişme o toplumu oluşturan bireyler tarafından da bir şekilde takip ediliyor, özümseniyor, içkin hale getiriliyor ve davranışları da ona göre etkilenmeye başlıyor. Dolayısıyla burada bilimin ve işte kurgusal alanda sanatın toplumla olan bağının doğal olarak bu şeyde zaman yolculuğu fikriyle de bütünleştiğini, daha doğrusu zaman yolculuğunun da bundan farklılaşmadığını ve bu bağları koruduğunu söylememiz gerekir. Şimdi tabii önce bu zaman meselesini bir şey yapmamız lazım, tartışmamızda fayda var. Bunu hazırlarken çeşitli kitaplardan ve Wikipedia'dan falan da faydalandım. Buradaki tanım Wikipedia. Yani sonuç itibariyle bir böyle zaman nedir diye sorduğumuzda aslında cevaplamak kolay değil. Bir yandan kolay çünkü operasyonel olarak kullandığımız bir şey. Yani işte bir şeyler var, bir dizi dilim var ve bu işte saniye, dakika, saat bilmem ne ölçülebilir bir şey. Günlük hayatımızı buna göre düzenliyoruz. O kadar hassas bir düzenleme ki bu zaten, değil mi? İşte bütün dünyada bir merkez referans noktası var. Bu merkez referans noktasının dışında bir de işte bir çizgi çekmişiz. O çizginin öbür tarafına geçtiğimizde gün değişiyor. Bu tarafta kaldığımızda işte farklı bir günde oluyoruz falan. Bu küresel yapının getirdiği bir mesele. Yani bir yerde bir referans çizgisi var. Bu çizginin bu tarafı, bir tarafı bir gün önceki 24. saati, bir tarafı da 1. saati şey yapıyor, içeriyor. Ama sonuç itibariyle bunların hepsinin birbiriyle de uyumlu çalışması gerekiyor. Çünkü işte büyük bir ağ olarak görmemiz lazım artık dünyayı. İşte şeyi tartışmaları hatırlayın.
Yaz saat, kış saat, işte uygulayalım, uygulamayalım gibi mesela hatırlayın. Burada tartışma konularından bir tanesi de borsaların açılış kapanış saatlerinin işte ne zamana denk düştüğü, değil mi? İnsanın özellikle eğer şey olursa, birileri saati ileri alırken biz ileri almaz isek, işte aradaki saat farkı büyüyor, işte ya da geri alırken diyelim ki büyüyor. Bu büyüme söz konusu olduğunda da işte gün içerisinde uyum ya da çalışma zamanı içerisinde uyumlu çalışabileceğimiz saat aralığı azalıyor. İşte bu mesela büyük bir problem. Ya da işte bir tarafta gece yarısı iken gece yarısı olan önemli bir olayı öbür tarafta işte hemen finansal planda tepkilerini verebilecek bir takım açık piyasalar bulabilir miyiz falan diye insanlar bakıyor. Dolayısıyla aslında hapsolduğu zaman aralığının dışına da taşabiliyor bu anlamıyla. Dolayısıyla bu koordinasyonun sağlanması çok önemli. Bu koordinasyonun sağlanması için de geniş bir sistem var. Ve bu, biz de bu koordinasyon olmadan hayatta kalamayacağımız için önemli gündelik aktivitelerimizi yerine getiremeyeceğimiz için bu işe hızlı ve süratli bir şekilde adapte olmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu bir tarafı operasyonel düzeyde algılanması herkes tarafından, yani hiç o yüzden merak etmeyiz. Saat, zaman nedir diye bana arkadaşlar, zaman akıp giden bir şey. Saati var, dakikası var, şusu var, ölçülmesi bunların ne falan. Ama biraz daha soyut düşünceye doğru gittiğimizde özellikle fizikte işte bu dördüncü boyut olarak adlandırılması önemli bir şey. Yani bizim çünkü görsel olarak algılayabileceğimiz üç tane boyut var. Bu üç boyutun üstüne bir de dördüncü boyut olarak zamanı getiriyor fizikteki düşünce. Bu çok önemli bir adım aslında. Bu önemli bir adım çünkü hem uzayı hem de dünyayı kavrayışımızı çok geliştiren, çok farklılaştıran bir şey. Ama bunu bir parça daha derinlemesine şey yapacağız tabii. Çünkü bu zamandaki yolculuk fikri aslında bu dördüncü boyut olarak zamanın eklenmesinin nasıl yapıldığıyla da çok ilişkili. O yüzden bu önemli bir konu. Bazı fizikçiler, ana akım dışındaki bazı fizikçiler özellikle bu Newton'dan başlayarak gerçekleştirilen bu süreci belli ölçülerde eleştiriyorlar. Şimdi fizikte tabii operasyon olarak baktığımızda aslında hepinizin bildiği T ile gösterilen bir şey. Yani sonuçta belli ölçülerde hareketi tanımlamakta da çok kullandığımız bir şey. Ve T ile gösteriliyor. İşte bu da ölçüm bazlı olarak ifade ediliyor. Değil mi? Yani sonuçta böyle işte saatin okuduğu ve belli bir süreyle ilişkilendirilebiliyor. O yüzden bu operasyonel taraflar zaten buna bağlı olarak gerçekleştiriliyor. Ama bu operasyonel tanım zamanın doğasını tarif etmek için çok şey değil, yeterli değil. Eğer şeyde bir adım atlayarak göstereceğim. Yani bu aslında Newton'un şeyle beraber, Descartes ve Galileo'nun ifadesi, bu çok önemli bir şey, kavranış diyelim. Zaman ve uzayı bu ikili eksene yerleştirdiğimizde şu eğriyi çiziyorlar ilk defa. İşte bu hareketi tanımlamak için yapılan bir şey tabii ki. Ve bu hareketi tanımlamak için bunu yaptığınız anda, bu şekilde ifade ettiğiniz zaman, zamanı bir T ile gösterilebilen metrik haline getiriyorsunuz. Şimdi bu metrik olarak ifade edildiğinde, yani T ve eksi T gibi şeyler olabiliyor. Bu T ve eksi T'nin, yani zamanda ileriye doğru akış olabileceği gibi geriye doğru akış olabileceği fikri, bütün bu zaman yolculuğu meselesinin ortaya çıkmasına neden olan fikir. Yani şöyle işte gidip gelme mümkün. Herhangi bir fiziksel engelle karşılaşmadan bunu yapabilmek mümkün. Dolayısıyla bu dördüncü boyutun eklenmesiyle birlikte yeni bir kavram ortaya çıkıyor fizikte. O da uzay zaman sürekliliği.
uzay zaman sürekli aslında basitçe benim anladığım kadarıyla, kavradığım kadarıyla bu üç şeyin uzay fikrini şöyle bir kartezyen şey olarak düşünecek olursak bunların üst üste eklenmiş hali. Yani zamanı da eklediğimiz zaman işte üç boyutlu bir şeyi iki boyutta ifade ediyor o grafikte ama bunu üç boyutunu koruyup bir tür dosyalama şeysi gibi üst üste eklediğinizde aslında zamanını da eklemiş oluyorsunuz. Ama burada tabii aşılması gereken şeyler söz konusuydu. Bu objektif olarak bir hareketi tanımlamak için işte T olarak işin içerisine girmişti ama genel görelilik bu şeyi uzay zaman sürekliliği kavramıyla beraber genel görelilik kavramı bunun aslında bir göreli yapı oluşturduğunu dolayısıyla bu uzay zaman sürekliliği içerisindeki objelerin birbirinden farklı olarak bunu algılayabildiklerini, dolayısıyla tanımlayabildiklerini ifade ediyor. Dolayısıyla burada aslında bir parça objektif bir şeyden çıkartmış oluyor. Çünkü şöyle bir sorun var. Eğer zamanı gerçekten bir boyut olarak eklememiz gerekiyorsa, o zaman onu gerçek anlamda objektif kriterlere bağlı olarak ya da objektif olarak ölçebilmek için bizim uzay diye tanımladığımız evrenin dışından bir gözlem, yani evrenin dışında kurgulanabilecek bir gözlem materyaline ihtiyacımız var. Çünkü işte eğer şeyin içerisinde olursa, o çok da bilinen bir tartışmadır, görelilik tartışmaları kapsamında. Eğer gözlemci içinde bulunduğu ortamda bir ölçüm yapma, özellikle kuantum alanına girdiğimizde bu şeyi ölçücünün kendisi, ölçümü yapanın kendisi de sistemin parçası olduğu için aslında işte objektif ve onun kendisini dışarıda bırakan bir ölçüm yapabilir halde kalması mümkün olmuyor. Dolayısıyla sistemin olasılık kavramlarıyla falan da düşündüğümüz zaman ki ona da birazdan değineceğiz. Bu sistemin bir parçası olarak ölçücünün bulunması doğal işleyişi bozuyor. Dolayısıyla bu bir objektif kriter söz konusu olmuyor. O yüzden evrenin dışında bir ölçüm aleti yapamayacağımıza göre işte zamanı gerçekten bir boyut olarak nasıl bu işe dahil edebileceğimiz bir büyük önemli bir problem olarak kalıyor. Bununla ilişkin çözümler geliştiren şeyler var. Özellikle birazdan göreceğiz. İşte şu burada bir tabii kara delikler falan da söz konusu. Ondan da bahsetmek lazım. Çünkü bu yaklaşım yani uzay zaman sürekliliği bazı noktalarda eğer bozuluyorsa ya da işte bu kara delik gibi özel alanların oluşması, solucan deliği gibi alanların oluşabileceğinin gösterilmesi bütün bu çerçeve içerisinde zaman yolculuğu fikrini iyice hem fiziğin içerisinde hem de bilim kurgunun içerisinde yerleştiriyor. Çünkü burada zaman yolculuğu kapsamında bu konuyu düşünecek olursak ileriye doğru bir gidişten bahsettiğimizde işte ışık hızıyla hareket ettiğiniz zaman ya da hareket bir varlığın ışık hızıyla hareket etmesi durumunda bu uzay zaman üzerinde gidip gelme söz konusu olduğunda yani pekala buna zamanda yolculuğun ikincil olarak çıkması gibi düşünebiliriz. Yani bir mühendislik çözümü söz konusu olsa ve ışık hızına yakın bir hızda yolculuk yapabilir hale gelsek işte gidip döndüğümüzde zaman görelilik kuramı gereği ışık hızında giden ile o ayrıldığı noktaya ayrılıp geri döndüğü noktada farklı bir hızla yaşandığı için bu ikisi arasındaki bağ gidip dönme olduğu zaman işte bir zamanda yolculuk yapmış hissi verir. Ama bu geriye doğru bir şey değil. Bunu altını çizelim. Çünkü zaman yolculuğu dediğimiz zaman yani bu T'nin eksi T olabileceği varsaydığımızda işte zamanda geriye doğru yolculuk yapmayı da içeriyor. Asıl bilim kurguda çok ilgi çeken
spekülatif yaklaşım belli ölçülerde buna dayanıyor. Çünkü burada çok sayıda paradoks ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bu fikrin bir parça tartışmalı olduğunu söyleyebilirim. Ama öbür türlü fiziksel gerçeklikle uyumlu, yani sadece işte farklı hızlarda hareket eden, dolayısıyla o hızın görelilik yapısına bağlı olarak da uzay zaman içerisindeki sabit bir noktadan ayrılıp tekrar o noktaya geri döndüğünde yaşanan hızlardaki farklılığa bağlı olarak zaman algısının ve dolayısıyla işte jenerasyonların değişmesinin falan gibi bir durumla karşı karşıya kalmamız mümkün. Kara deliklerde tabii ne olup bittiği hakkında henüz çok ayrıntılı bir açıklama yok ama bunların bir görüşe göre işte uzay zaman içerisinde bir sıçrama, bir tür sıçrama yapma imkanı sağlayan şeyler olduğunu, hatta Lee Smolin'in son kitabından bahsedeceğim, bu kara deliklere farklı bir yaklaşım getiriyor. Ana akım fiziğin dışında bir yaklaşım getiriyor ve bu zamanın fizikte bu şekilde kavranmasını da kavranışına da bir çözüm önerisi olarak bunu getiriyor aslında. Onu da bahsedeceğim ama solucan deliği dediğimiz şey de işte sonuç itibariyle bu uzay zamanın bükülmesi ya da işte farklı bir şekilde oluşan bir sıçrama imkanı yaratan bir delik olarak, bir uzay zaman boşluğu diyelim artık. Yani bu kavramlar tabii farklı alınıyor ama sonuç itibariyle o solucan deliğinden geçerek gidiyor. Bilim kurgunun çok kullandığı şeyler bunlar. Solucan deliğinden DS9'da vardı. İşte bu zaman zaman ortaya çıkan, bir tür bozulma şeklinde ortaya çıkan bir şey ve çok uzak mesafelere gitme imkanı verdiği için, yani bir tür işte bunu da zamanda yolculuk olarak da değerlendirmek lazım. Bir tür gidiş geliş kapısı gibi düşünüyordu. Bütün 7 sezonluk dizi o solucan deliğinin açılıp kapanmasına ve bundan işte insan, orada yaşayanların nasıl etkilendiğine ve işte başka bir kadrandaki farklı seviyelerde gelişmiş uygarlıkla olan ilişkisine bağlı. Ama solucan deliği sonuç itibariyle bilim kurguda, romanlarda da çok kullanılan bir olgu diyelim. Bu önemli dedim. Descartes Galilei'nin, yani Galilei'nin Descartes'tan yola çıkarak geliştirdiği bir şey. Bu mekanla zaman arasındaki bir bağı tasvir eden bir şey gerçekten, gerçek anlamda. Dolayısıyla bu işte ilk zamanın fizikte işin içerisine mekanla bağlantılı bir şekilde şey yapılmasını, sokulmasını arayan bir yaklaşım. Şimdi Lee Smolin'den burada biraz bahsetmekte fayda var. Bu kitabı 2006'da yazılmış bir kitap. Trouble with Physics. Türkçe'ye de 2010'lu yıllarda çevrildi. Fizikte kriz adıyla çevrildi. Bunu da tavsiye ederim. Lee Smolin çok enteresan bir adı. Yani bir ekolün parçası olarak değerlendirmek lazım. Ilya Prigogine'den başlayan bir şey. Bu Nobel ödüllü kimya, fiziksel kimya çalışan birisi. Ilya Prigogine, işte Kaufman, böyle bir süreklilik var. Bir ekol anlamında süreklilik var. Lee Smolin bu Trouble with Physics derken zamanın kavranışı üzerinden fiziğe önemli eleştirilerde, ana akım fiziğe önemli eleştirilerde getiriyor. Yani kabaca şunu söylediği şey şu. Her 30 yılda bir, yani bir jenerasyonda fizikte çok önemli gelişmeler sağladık diyor. Ama bizim içinde bulunduğumuz son 30 yıl, ki bu işte sicim teorisiyle falan çok uğraşılan bir şey, yani şu anda bir takım rakamlar da veriyor bu çeşitli yazılarında ve bu kitapta da yanılmıyorsam veriyor bu rakamı. Eğer sicim teorisi çalışmıyorsanız herhangi büyük bir şeyde, Amerika'daki ve dünyadaki herhangi büyük bir fizik enstitüsünde iş bulmanız mümkün değil diyor. Şimdi bunu çok eleştiriyor. Bu tabii genelde bilimin yapılış tarzına kurumsal bir eleştiri, getirilen bir kurumsal eleştiri. Ama diyor bu bizi
taşıyabileceği noktalar çok sınırlıdır bu fiziğin bu şekilde ele alınması, yani zamanın bu şekilde ele alınması, sadece bir metrik olarak ele alınması ve bu metrik olarak ele alındığında da işte ana akım fizikteki temel büyük problem, 4-5 tane büyük problem var. Ama bunların en önemlisi de işte bütünsel bir teori oluşturmak. Kuantum kendi başına gözlemlenebilir, deneysel olarak bakıldığında da orada geliştirilen teorilerin önemli ölçüde doğrulandığı, işte giderek teknolojik gelişmelerle birlikte bu doğrulanmanın daha derinleştiğini görüyoruz. Ama bu kuantum alanında gerçekleşen şeylerin işte ya da açıklamaların daha makro seviyedeki fizikte işte gezegenler şu bu falan gibi daha astrofizik seviyesine çıktığımızda olan biteni açıklamak için çok yeterli değil. Dolayısıyla bizim aslında bütünleşik bir kuram arayışı söz konusu. Fizikçilerin en büyük hayali bu. Yani fiziksel bir açıklama yapalım ki bu hem kuantumla hem de işte makro seviyede olan biteni açıklayabilecek tek bir teori olsun. İşte buna çok uğraşılıyor. Ama henüz bu doğrultuda atılmış önemli bir gerçekleştirilmiş önemli bir tatmin edici bir gelişme söz konusu değil. Pek çok şey var. Sicim teorisi falan filan gibi. Ama bu şeyin vardığı nokta bilim kurgu açısından, yani bu tartışmaların vardığı nokta, bu açıklamaların vardığı nokta bilim kurgu açısından çok verimli bir alan. Çünkü sonuç itibariyle hem işte zaman yolculuğu hem paralel evrenler falan gibi şeyler çıktı. Bu paralel evren meselesi evrenin dışında ne var sorusuna yönelik olarak aslında onun da çok tetiklediği bir şey ama bu matematiksel olarak böyle bir şeyin açıklamanın mümkün olduğunu söyleyen fizikte özellikle bu alanda çok tartışmalar söz konusu, epeyce bir açıklama söz konusu. Tabii henüz gözlemlenmiş, işte herkesin kabul edebileceği bir şey yok ama işte boyut sayısını artırarak bu bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Pek çok farklı kavram da kullanılabiliyor. Art alandaki gelişmeler, art alan fiziği falan filan gibi ama bu boyut sayısını artırarak şey yapmaya, bu meselenin bütünleştirme meselesine özellikle bir çözüm getirmeye çalışılıyor anladığım kadarıyla. Ama sonuç itibariyle bu paralel evren bilim kurguda çok kullanılıyor tabii. Çünkü şöyle bir kavranış söz konusu. Bizim içinde bulunduğumuz evren işte bir tesadüfen bir araya gelmiş şeyler değil, bir fiziksel olay değil. Bunun dışında da bir takım şeyler var, boyutlar söz konusu. Bu boyutlar işte paralel evrenleri de oluşturuyor ve bu paralel evren işte buradaki gibi, bu tabii fiziksel olarak doğrulanmış bir şey değil ama buradaki varlıkların orada yansımasından bahsediyor. İşte özellikle bu son Discovery, Star Trek Discovery bunun artık suyunu çıkarttı diyebilirim. Yani şöyle bir güzelliği var tabii büyük ihtimalle onun da etkisi vardır. Olay örgüsü içerisinde bir kahramanı öldürüyorsunuz diyelim ki ama sonra tekrar bu kahraman ortaya çıkabiliyor. Nereden çıkıyor? İşte boyutlar arası geçiş uyduruyorlar. Bu tabii fiziki bir şey değil ama boyutlar arası geçiş mümkündür diyor. Çünkü fizikte bugün tanımlanan boyutlar çok 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 küçük seviyede bir paralel evren tanımı yapıyor. Ama işte artık o kurgusal olarak bu genişletiliyor. Belli bir böyle bir şey olsaydı diye gidiyor. Fakat tabii başka boyutlarda aynı kişiler söz konusu ise de tamamen farklı toplumsal sistemler, toplumsal ilişkiler doğmuş olabiliyor. Bunun uzun süren yine bir dizi, televizyon dizisi olarak uzun süren şeylerden bir tanesi de Fringe'dir. İşte iki boyut birbirine girdiği zaman ki bu fiziksel bir şey karıştığı zaman eğer
böyle bir geçişlilik söz konusu olur da iki boyutuna girerse işte iki tarafa da zarar veriyor ve ikisinin birden çökmesine neden olabilecek bir zarar bu. Onunla uğraşıyorlar falan filan. Star Trek'te de bu bayağı hiçbir şey olmadan işte geçiyor, gidiyor, sürekli geliniyor, gelin gidiliyor falan. Ve bu hakikaten şeyi gerçeklikle olan bağı, yani bizim kavrayışımız açısından bakacak olursak gerçeklikle olan bağı zayıflatan bir şey. Ama bunun kökü esas itibariyle zamanın bu şekilde kavranışından da kaynaklanıyor. Onu birazdan yine ele alacağız. Tabii felsefe açısından da zaman çok önemli. Bu fizikteki gelişmelerle bağlantılı olarak da bunu da düşünmek gerekir. Yani başlıca iki akım var fizikte. Bir tanesi işte evrenin temel yapısının bir parçası olarak gören ve bunu işte bir boyut bağımsız bir şekilde, yani aslında oraya bir eksende zamanı görüyoruz ama bu zamanın bir boyut olarak kavranmasını getirmiyor. Sadece bir ölçüm anlamında bunu şey yapıyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla bu Newton, bütün Newton'dan itibaren Einstein'ı da kapsayacak şekilde zamanın kavranışı bu. Zaten bu şekilde kavrandığı için t eksi t ve dolayısıyla zamanda yolculuk mümkün olabiliyor. Bir de farklı bir görüş var. Bu da bir akım olarak, bir akış olarak daha doğrusu şey yapıyor ve bu zamanı işte Leibniz ve Kant'ın kavradığı biçimiyle şey yapıyor ki Smolin aslında Leibniz'e epeyce atıf yapar. Dolayısıyla bu aslında zamanın fizikten fiilen dışlanmış olması şeklinde yorumlanıyor bu şeyin boyut olarak ele alınmaması şeklinde yorumlandığı için zamanı fiziğe tekrar dahil etmez isek bu fizikteki büyük problemleri aşmak ve gerçek anlamda bir ilerleme sağlamak için adım atmamız mümkün olmayacaktır diyor. Dolayısıyla hatta 2017'de yazdığı kitap, ki çok iyi bir kitaptır o da, henüz Türkçe'ye çevrilmedi ama edinebilirsiniz sağdan soldan. Time Reborn'dur başlık olarak koyduğu şey. Sonra 2019'da bir kitap daha yazdı ve bu da işte o çok boyutluluğa evrimci bir bakışla, yani onun altını çok çiziyor Smolin. Bu biyolojide şurada burada kullanılan, özellikle onlarla çok ortak çalışma ve temas içerisinde bulunduğu için bu evrimin kullandığı yaklaşım ve araçları uygulayarak bir herhangi bir evrenin oluşmasının doğal bir seçilime bağlı olarak, yani potansiyel olarak bütün kara deliklerden işte bir yeni evrenin oluşması mümkündür. Ama her zaman her kara delik bir evrene dönüşecek diye düşünmemek gerekir. Bunun işte belli koşullara bağlı olarak ve dolayısıyla belli bir seçilime bağlı olarak bir kısmında gerçekleşir, bir kısmında gerçekleşmez diye bir yaklaşımda bulunuyor. O kitabı daha henüz tam olarak okumadım ama anladığım kadarıyla böyle bir yaklaşımda bulunarak bir açıklama getiriyor. Dolayısıyla zamanı bir boyut olarak işin içine katarsak eğer, o zaman işte bu gerçeklikle olan bağını daha güçlü kurmuş oluyoruz. Çünkü gerçekliğin önemli unsurlarından bir tanesi termodinamiğin ikinci yasası. Yani termodinamiğin ikinci yasası bize diyor ki bir olayın tersinmez bir yönü var. Yani entropinin işte sürekli artma eğilimi şu bu. Dolayısıyla o entropi ilkesinde zaman kavrayışın içerisine sokmuş oluyoruz. Aslında benim yine kavrayışıma göre, doğru yanlış tam bilmiyorum ama benim okuduklarımdan çıkarttığım kadarıyla şöyle bir durumdan da bahsedebiliriz aslında. Şimdiyi bir çizgi olarak alacak olursak, şimdiden bir an sonrası için sonsuz seçenek var. Bu sonsuz seçenek, o şimdi bir t artı 1'e geçtiğimizde bunlardan bir tanesi gerçekleşmiş oluyor. Ve artık bu mühürleme yoluyla gerçekleşiyor. Yani bundan sonra artık onun geriye doğru bir tersinmezlik ilkesi geriye doğru gitmiş mümkün olmadığı için o sonsuz seçenek içerisinde, yani olasılık da orada devreye giriyor tabii ki. Sonsuz seçenek içerisinde bir hattın seçilmiş olması hep ileriye doğru zamanda
tersinmezlik ilkesi gereği geriye doğru hareketin mümkün olamayacağını gösteriyor. Bu tabii bizi epeyce çok sayıda paradokstan kurtarıyor. Nedir bu paradokslar temel olarak? Ona geçmeden önce birkaç tane şey var. Bunu da aslında James Gleick diye bir çok ilginç bir kitabı yazmış. Onu da Türkçe'ye çevrildi. Zaman Yolculuğu adı altında bir bilim yazarı bu da. Ama bilim kurgu ve bilimdeki gelişmelerle harmanlayarak bu zaman yolculuğunu ele aldığı bir kitap. Oradan birkaç tane şey aldım. Daniel Boorstin işte bir deneyim zeminidir diyor. Yani zaman işte bütün bu deneyimleri biriktirdiğimiz zeminlerin toplamıdır diyor. Dolayısıyla aslında farkındaysanız zaten burada buna bütün bu açıklamalara içkin bir tek şey var. Zaman aslında çok insan merkezli bir kavrayış halen her yer. Time işte bir yapma etme bir edimin şeysidir diyor. Hafızada tutulmasıdır diyor Nabokov. Feynman bir fizikçi olarak zaman olan bitenin başka türlü olan bitenin dışında başka bir şeyin olmamasıdır diyor. Yani sonuçta işte oldu ve artık bitti, bunu kaydediyoruz ve bunu kaydetmemiz için de işte zamanla ihtiyacımız var. Woody Allen benzer bir şey söylüyor. Heidegger'da aslında çok farklı bir felsefe, yani daha doğrusu değişik bir bakış açısıyla biz diyor zaman içerisinde yer almayız, zaman biziz diyor. Dolayısıyla bu aslında o insan merkezci yaklaşımın herhalde en net ifadelerinden bir tanesi. Bu da çok ilginç bir kitap. Bugünkü tartışmaları, bugünkü fizikte olan tartışmalarla işte bilim kurguyu bağlamak açısından bir zaman makinesi nasıl? 2013 yılında yazılmış bir kitap. Dolayısıyla bu fizikteki bütün ana akım, fizikteki bütün modern gelişmelerin farkında olarak, özümsenmiş olarak yazılmış bir şey. Bu tanıtım yazısından aslında. Dolayısıyla bunu neyle ilgilendiğini, kitabın neyle ilgilendiğini çok net olarak gösterdiği için, aynı zamanda tabii bize epeyce bir ipucu verdiği için buraya koydum. Diyor ki, "Brilliantly provide an understanding of what time is and how it can be manipulated." Şu manipulated meselesine dikkat çekmek gerekiyor. Çünkü eğer zamanda geriye doğru bir yolculuk yaptığımız zaman, yapmayı gerçekleştirdiğimizde orada meydana getirilebilecek her türlü değişiklik zamanın akışını bozuyor. Değil mi? Yani işte oradaki herhangi bir küçücük bir etki, bütün her şey birbiriyle bağlantılı bir ağ olarak yaşandığı için, yani bir kitabın işte raftaki yerinin değiştirilmesi o kitabı göremez hale geliyor bir aktör. O onu görmeyince işte onun aklına bilmem hangi düşünce gelmiyor. O düşünce gelmeyince bir işi yapamıyor. O ona bilmem ne falan böyle yayılıyor. Dolayısıyla son derece anlamsız ve küçücük bir gelen küçücük bir değişiklik bile bu timeline'ın akışını bozabilir. Dolayısıyla bu en büyük gerçeklikle sorunu zaman yolculuğunun buradan kaynaklanıyor. Ama öte yandan bu tabii bilim kurgu açısından da epeyce besleyici bir şey. Çünkü çok sayıda işte aktör tanımlanabiliyor buna. Yani bu işte zaman lordundan tutun bu tür arızaları tamir etme ya da işte zamanlar arası savaşa kadar, yani zaman gelecekte herhangi bir savaşı kazanmak için geçmişte zamanın akışına müdahale etmeyi barındıran taktiklere kadar bu şey yapıyor, uzuyor. Dolayısıyla bilim kurgu için çok besleyici bir şey. Ama burada ikinci bölümde gördüğün zaman işte kuantum dolanıklıktan tutun bütün bu nötron star sayımları falan filan, bunlarla ilgili aslında bazı şey bölümleri de var. Star Trek bölümünde bu bir bölümde uzay gemisinin çok
unik bir gezegen yapısından kaynaklanan bir şekilde zaman akışı farklı gerçekleşiyor. Yani yerde, atmosferdeyken gemideki zaman, yaşanan zaman akışı bir saniye geçtiğinde aşağıda işte 5-10 yıl geçiyor falan. Bu ikisi arasında gidiş gelişin mesela Star Trek şeyinde yazımında biyolojik olarak pek çok sorun çıkarttığına dair bir kavrayış var ve onun işte bütün bölüm onların nasıl çözüleceğine bağlı olarak da gelişiyor aslında. Dolayısıyla bu zaman akışları farklı olduğunda bir zaman akışından bir boyut, bir zaman diziminden öteki zaman dizimine geçiş biyolojik olarak kaldırılabilir mi, kaldırılamaz mı da ayrı bir soru. Ama genelde tabii bilim kurguda bu sorular, bu tarafı sorulmuyor. İşte solucan deliği, şu bu falan filan, bütün bunlar ve paradokslar, zaman şeysinin, yolculuğun yarattığı paradokslar bu kitapta işleniyor. Tabii şeye geçecek olursak, ilk zaman meselesiyle ya da boyutlarla ilgili diyelim ki ilk yazılan kitap aslında Edwin Abbott Abbott'ın 1884'te yazdığı Düz Ülke. Bunu okuma fırsatınız oldu mu bilmiyorum ama Türkçe'ye de çevrildi. Çok da iyi bir çeviri. Bunun üç boyutun bir tanesi yok iken, yani iki boyutlu bir evrende yaşayan insanların o işte üç boyutu nasıl tasarladım ben de falan, onunla ilgili bir şey. Yani burada bir iki boyutlu evrende yaşayan bir şey tasarlanıyor. Bu çok, çok ilginç bir şey var. Grafen diye bir malzeme yapıyor. Bu son derece ilginç bir malzeme. O da aslında tabii gerçekten öyle mi tam olarak kavramak mümkün değil ama karbon temelli bir malzemenin iki boyutlu şey yapması, üretilmesi, yani bir boyutun iptal edilerek yaşaması. Dolayısıyla son derece ince ama çok son derece güçlü bir malzeme üretilebiliyor. Dolayısıyla bu iki boyut meselesi enteresan. Bu şimdi aklıma geldi gerçi ama bu grafen çünkü çok önümüzdeki yıllarda çok göreceğimiz bir ya da duyacağımız bir malzeme olacak. İngiltere'de özellikle çok önce çalışmalar yapılıyor, Manchester'da. Dolayısıyla üniversitede de böyle bir araştırma merkezi var. Bu ilk boyut meselesinin ele alındığı bilim kurgu kitabı diye adlandırabileceğimiz bir şey. Ama doğrudan doğruya Zaman Makinesi adı altında Wells'in kitabı ilk örnek. İşte 1895'te yayınlanmış olmasının altını çiziyorum. İşte bir henüz dördüncü boyut olarak işte algılanmaya başlanmış ama böyle bir şey değil. Bir söz konusu henüz açıklanmamış. Yani Einstein daha çalışmalarını gerçekleştirmemiş. Dolayısıyla burada Wells'in bu meseleye nasıl baktığını gösteriyor. Şimdi tabii zaman gezgini kavramını getiriyor bu. Bu zaman gezgini aslında bir tür her şeyi bilen bir gözlemci. Yani normalde bizim işte zaman akışı içerisinde yaşayan üç boyut, işte dört boyut neyse bizim bulunduğumuz seviyede olguların birbiri de işte bir yaşayan, onları gören eden falan bir normal o zaman akıttığı bir şey var. Ama bu zaman yolculuğu yapanları dolayısıyla bunun hafifçe dışında tanımlamak ya da göreceğiz Asimov'da da bu örnek var. Tamamen dışarıya almak gibi bir şey var. Çünkü bu paradokslardan belli ölçülerde kaçınmanın yolu bu işte zaman gezginlerine farklı bir nitelik atamak aslında. Tabii bu işte bir müdahale hakkı veriyor şeye. Bu zaman işte omniscient observer dediği her şeyi bilen bütün
zaman akışına hakim, yani her şeyi bilmek o anlamda. Çünkü zaman yolculuğu yapabiliyorsanız işte sonuç itibariyle herhangi bir zaman mekan noktasında ulaşabiliyorsunuz ve bunu gözleme imkanına sahip olabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu büyük ölçüde bu şekilde çözülüyor. Son zamanlarda rastladığım bazı şeyler var. İşte özellikle bu fantastik edebiyatta da kayan artık yavaş yavaş bir ölçüde. Zamanda işte bir makine aracıyla gidip işte meşhur ya da işte çok kritik noktadaki önemdeki olaylara müdahale ederek zaman akışını değiştirmek ya da zaman akışını değiştirmek isteyenlerin yaptığı müdahaleleri işte yerine oturtmak gibi bir çaba içerisinde olanlar var. Ama bu tabii pek çok paradoksa neden oluyor. Bu paradoks yani geriye doğru zamanda gitmek, zaman akışını değiştirmek gibi. O zaman işte çok şey sorular sorulabiliyor. Zamanda geriye gittiniz. İşte sonuç itibariyle o geriye giden kişinin doğmasına engel olacak bir dönüşüm gerçekleşti. İşte bu gitti büyük babasını vurdu falan şeklinde somutlaştırıyor. Bu durumda bu bir paradoksa yol açıyor. Çünkü o zaman o gelecekte o insanın var olması mümkün değil. Gelecekte var olmayacaksa o zaman o yolculuk yapılamayacak falan. Dolayısıyla bu içinden çıkılabilecek bir şey değil. Bunu en neşeli ve komik bir şekilde uzun bir hikayeyle alınan uzun hikaye bu. 1941'de yayınlanmış. Burada çok sayıda aynı kişi çok sayıda ve farklı zaman işte bir yaşlı, bilge, genç, atak, ondan sonra işte hikayenin anlatıldığı referans noktasındaki kişilik, onun biraz ilerisindeki kişilik, böyle 8-10 tane aynı kişinin aynı yerde karşılaşması gibi bir durum var ki bu zaman yolculuğunu işleyen bilim kurgu romanlarında bu paradokstan kaçınmak için çok temel bir ilke kişinin kendisiyle karşılaşması halinde, geçmişte karşılaşması halinde işte büyük problemler olacağı için böyle bir tür primary rule gibi ortaya konur bu. Yani temel bir ilkedir bu. İşte hemen kaçınacaksın, kaçınmayacaksın, şey bir karşılaşma olmayacak, olursa çok fela olur falan filan gibi. Hep bu tür bir zemin oluşturur. İşte bu aslında aşılması mümkün olmayan paradoksun etrafından dolanmak için belli ölçülerde kurgusal düzeyde tabii ki etraftan dolanmak için yapılan bir şey. Ama bunu çok neşeli bir biçimde ele alır ve dolayısıyla bu özellikle Bilge Bob'un işte birbirleriyle kavga eden farklı karakterleri ayırması şusu busu falan çok ilginç bir hikayedir bu da. Asimov'un bu kitabı var. 55'te yazılmış. Sonsuzluk. Tabii şimdi zaman yolculuğu kavramıyla birlikte giden şeylerden bir tanesi de sonsuzluk kavramı. Yani sonsuzluğu nasıl tarif edeceğiz? Çünkü sonuçta termodinamiğe göre evrenin ısıl ölümü gibi bir şey söz konusu. Yani bir genişleme var falan filan ama bu işte bir ısıl ölüme de neden olacaktır diye düşünülüyor. Ama bir yandan da sonsuzluk fikri var. Neden sonsuzluk? Çünkü eğer zamanda yolculuk yapma imkanına sahipse bir karakter, o zaman işte eksi sonsuzluğa yani tırnak içinde söylüyorum neyse yeteri kadar geçmişe gittiğimizde başlangıca yakın bir noktayla evrenin sonuna yakın bir noktaya gidebiliyoruz. Aslında bu evrenin sonu deyince mesela Douglas Adams'ın Evrenin Sonundaki Restoran kitabı da çok o da ilginç bir kavrayış. Ama bu İshak Asimov'un şunu da altını çizmem gerekiyor. Sanırım 70'li yıllarda zamanda yolculuk mümkün değildir diye bir açıklaması da var. Yani bu kitabı yazdıktan epeyce bir sonra herhalde fizikteki gelişmeleri de daha çünkü epeyce gençken yazmış bir kitabı. 12. kitabı yanılmıyorsam ama. Dolayısıyla burada şöyle bir kavrayış söz konusu. Bir organizasyon var ismi Eternity, sonsuzluk.
Buraya normalde bir takım insanlar kabul ediliyor. Ama bu kabul edilme belli bir özelliğe sahip olmasını ve bir eğitim görmesini de gerektiren bir şey. Ve bunlar farklı karakterlerde insanlar. Yani daha doğrusu farklı karakter işlevleri olan figürler diyelim. Bu işlevleri de birazdan görüyoruz. Fakat sonuç itibariyle bu zamanın dışında işte insanların daha iyi koşullarda yaşamasını sağlamak üzere bütün tarihi gözlüyorlar. Ufak tefek müdahalelerde bulunuyorlar. Ufak tefek müdahalelerde bulunma işte bu zaman akışının insanların daha iyi durumda yaşamalarını sağlamak üzere gerçekleştiriyor. Nedir bu figürler? Bir bilgisayar var işte bu bilgisayar bütün bu müdahalelerin olası sonuçlarının tamamını dikkate alıp şey yapabilecek hesaplamaları gerçekleştiriyor. Teknisyenler bu müdahaleleri bizatihi operasyonel düzeyde gerçekleştiren insanlar. İşte bir sosyoloji var. O sosyolojiste işte bütün bu toplumsal ilişkilerin bu işten nasıl etkileneceğini şey yapıyor. İstatistikçi var ve böyle bir takım başka türlü insanlar da söz konusu. Fakat burada tabii şöyle bir durum oluyor. Bu hikayenin ilginçliği de oradan kaynaklanıyor. Kahramanımız yani roman kahramanı bir şey, teknisyen. Müdahalede bulunması gerekiyor ve gidiyor o tanıştığı kızla ismi yok ama burada ha şurada Nois. Nois'e aşık oluyor. Yani son derece insani bir şey. Dolayısıyla bir yandan mesela başka kitaplarda ve filmlerde bu zaman muhafızı kavrayışı hakimdir. Yani bunlar genellikle duygusuz. Ondan sonra işte işe adanmış. Yani sorgulamaksızın bir tür robot gibi düşünün. Sorgulamaksızın ortaya çıkan şeyleri, akışı bozucu etkileri ortadan kalkmak için. Çünkü burada şey olur, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde bu zaman akışını bozucu bir etki ortaya çıkar. Çünkü şimdi zamanda yolculuk mümkünse eğer ya da işte böyle bir zaman makinesi varsa elimizin altında, o zaman o zaman makinesini kullanmaya muktedir olan kişiler bir tür zamanlar arası optimizasyon gerçekleştiriyorlar. Yani mühendislik deyimiyle konuşacak olursak bir zamanlar arası optimizasyon gerçekleştiriyor. Yani önümüzdeki günlerde daha avantajlı bir konumda olmak için avantajdan kastımız bütün insan topluluğu değil, işte o insan topluluğu içerisinde bir kişinin kendi konumunu daha hükümran, daha işte zengin ya da artık neyle ölçüyorsa o gücü elde etmeyi o açıdan daha avantajlı duruma gelmek için geçmişe gidip bazı akış değişikliğine yol açacak müdahalelerde bulunmayı planlıyor. Tabii bu çok karmaşık bir mesele olduğu için ve bu tür bir zaman dışı alanda kendisini konumlandıran, yaşayan, bir tür kontinuumda yaşayan bir varlık olmadığı için haliyle bu akışı mükemmel bir şekilde yapması ve istediği sonucu elde etse bile başka yan zararlara yol açabilecek sonuçlara yan zararlar ortaya çıkartabilecek durumları giderecek şekilde yapması mümkün olmuyordu. Çünkü onun hedefi işte şu adam benim temel rakibim. Bu rakibi geçmişte elimine edersem o zaman o olmayacağı için ben daha iyiyim. Tamam ama onu elimine ettiğinde işte onun sonsuz çeşitlilikteki ilişkileri çünkü hepimiz bir network içerisinde yaşıyoruz. Onlar da etkileniyorlar. Dolayısıyla onun öngörmediği başka bozukluklar ortaya çıkabiliyor. Hatta o istediği sonuca varamıyor. Çünkü o zaman akışı içerisinde başka bir noktada o gün o olayın gerçekleşmesi için uygun önceki olaylar olmayabiliyor. Dolayısıyla burada bir bozukluk oluyor. İşin kontrolden çıkma ihtimali yüksek oluyor. Genelde de işte bir kurgu içerisinde kontrolden çıkıyor. İşte o zaman bu timeline'ın dışında var olan,
omniprezent diyelim buna, yani her yerde hazır ve nazır olabilecek insanlar, işte buradaki gibi yüksek kapasiteli işlem ve hesap gücüne de sahipler ve operasyon gücüne de sahipler, gelip düzeltmeye çalışıyorlar falan. Ama bunlar genelde işte hep şey olarak resmedilirler. İşte gerçekten göreve adanmış, duygusal olmayan bir insan dışı bir varlık. İnsan görünümünde olurlar çoğu ama insan dışı bir varlık olarak oynarlar. Fakat burada işte Asimov'un bu zaman dışındaki alanı tanımlıyor. Orayısıyla normal zaman akışı içerisinde bir bağ kuruyor. Dolayısıyla oraya çünkü insanlar gidiyor. Tabii bu insanlar sadece erkekler gidebiliyor. Kadınları almıyorlar falan işte. Yani öyle bir takım kuralları var. Eğitim şu bu falan. Dolayısıyla o insani özellikleri orada koruyor roman içerisinde. Şimdi bunun yarattığı bir problemden bahsediyor. Aslında bu dolayısıyla bunun gerçekleşmesi aslında o zaman yolculuğu yapanların zaman akışı üzerinde etkili olmasının önüne geçmek için gerekli soğukkanlılık ve hesap gücü ve bilmem neyi bozucu bir etkiler. Burada kadının varlığı, o noizm varlığı aslında bu tasarlamayı bozuyor. Çünkü bunu da bir ayrıca değerlendirmek lazım, bir mesaj olarak da belki değerlendirmek lazım. Çünkü sonuç itibariyle eğer böyle bir zaman yolculuğu yapılması planlanıyorsa bunun bugün içinde bulunduğumuz timeline'la insanın bağını tümden kopartmasını, her bakımdan kopartmasını gerektiren bir şey olması gerektiğine dair bir mesaj veriyor Asimov. Aksi halde işler karışıyor çünkü işte aşık oluyor falan, sonra Noize'i yanına taşımak istiyor ama o öbür tarafta kadınların bulunması mümkün değil. Dolayısıyla bir de şöyle bir paradoksu engellemek için şöyle bir şey kurmuş. Primitif, ilkel zamanlar dediği bir şey var. İşte 55 ilkel zamanlar için sınırlardan bir tanesi. Yani orada bir çizgiyi koymuş. Dolayısıyla aslında geriye doğru akışa dokunmuyorlar. Belli bir ilkel zamanın öncesinde akışa dokunmuyorlar. Dolayısıyla ama oraya gitmeleri mümkün. Ellerindeki imkanlarla. Fakat orada operasyon gerçekleştirilmiyor. Noise'i oraya kaçırmaya çalışıyor. Fakat sonra tabii işler iyice karışıyor. Çünkü Noise de aslında bu ikili yapının yı da gözleyen ve onu da kontrol edebilecek daha üst düzey bir uygarlığın ya da daha üst düzey bir şeyin parçasıymış. Onun bir temsilcisiymiş ve onlar bu işleyişi, bunların yaptığı değişikliklerin zararlı sonuçlarını kontrol etmek amacıyla Noize'i oraya göndermişler ve buraya müdahale edermiş. Dolayısıyla buradan başka bir paradoks da bizi buluşturuyor aslında. Zaman yolculuğunun neden gerçekleştirilmesi mümkün olur? Çünkü geleceğe doğru sonsuza kadar gideceksek eğer, yani zaman yolculuğu açısından, o zaman farklı uygarlıklar, yani farklı uygarlık seviyelerinden de bahsediyoruz demektir. Tabii iyimser yaklaşarak, yani toptan bir yok oluşun olmadığını düşünecek olursak. Bu o zaman T artı bir anında bir uygarlıkta zaman yolculuğu yapılması mümkün olmaya başlarsa bu T artı 5, T artı 10, T artı 20'de çok daha yüksek bir teknolojiyle yapılması mümkün. Dolayısıyla böyle bir sonsuz döngü de ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu zaman yolculuğunun ve bizatihi fizikte de yansımasını gördüğümüz zamanın analizin dışında etkin bir boyut olarak zaman analizin içinde etkin bir boyut olarak bulunmamasının yarattığı etkinin bir benzerini, yani bilimsel alanda yarattığı etkinin bir benzerini bu kurgusal alanda da görüyoruz. İçinden çıkılmaz, yani sadece geriye doğru gittiğimizde çok bilinen ve çok kolay kavranabilecek paradoksların dışında ileriye doğru gittiğimizde de bir dizi paradoksla karşılaşabiliyoruz. Burada tabii çok enteresan tipler var aslında. Bir tanesi yani bu şekilde şey yaparken Doctor Who'da vardır, hem roman hem de ya da işte dizi olarak da sonradan epeyce sündürülerek çekilmiş bir şeydir. Douglas Adams'ın benim çok
sevdiğim bir yazar, genç yaşta vefat etti. Bu Douglas Adams'ın iki tane önemli karakteri var aslında. Bir tane ve eseri var. Doctor Who'da zaman lordu kavramı söz konusu ve bir zamanlar arası zaman savaşları ya da zamanlar arası savaş gibi bir yaklaşım var. Bir başka çok bilinen ama yine sinemadan gelen bir şey bu Terminator dizisinde vardır değil mi? O da sonuç itibariyle çok zeki makinalarla yani zekileşmiş, gerçek anlamda zekileşmiş makinalarla insanlar arasındaki gelecekteki bir savaşın seyrini değiştirmek üzere işte bizim yaşadığımız zamanda gelecekten gelenlerin mücadelesine tanık oluruz. Bu çok şeydir, zaman yani zaman savaşları şu falan çok kullanılan bir kurgu biçimi aslında zaman şeyde, zaman yolculuğunu içeren edebiyatta. Bir de en renkli figürlerden bir tanesi, karakterlerden bir tanesi yine Star Trek'te farklı şeylerdi. Yani hem Star Trek en çok gözüktüğü herhalde Star Trek Next Generation. Ama ondan sonraki bazı Star Trek'lerde de galiba Voyager'da da gözüktü. Mr. Q diye bir karakter. Bu Mr. Q bir tür Olimpos tanrısı gibi düşünebilirsiniz. Yani bir alanda yaşıyor tıpkı şeyin Asimov'un resmetmeye çalıştığı gibi. Bunların yaşadıkları bir toplum var. Bunlar, o toplumun kendi etik kodları şusu busu bilmem ne falan söz konusu tabii. Özelliği şu, omnipresent olabiliyor. Yani herhangi bir anda, herhangi bir yerde, ya daha doğrusu bu uzay zaman sürekliliğini düşünecek olursak, hiçbir araca ihtiyaç duymaksızın herhangi bir noktaya da olabiliyor veya o uzay zaman sürekliliğindeki herhangi bir nesneyi başka bir tarafa gönderebiliyor. Yani şöyle bir işaret yaparak bir yerden bir yere taşıyabiliyor. Dolayısıyla bu bir tür işte tırnak içinde tanrı figürü gibi ama tabii öyle kurgulanmıyor. Bunu bir yaşam formu olarak kurguluyor şey. Sonsuz gücü olan, sonsuz yer değiştirme kapasitesi olan, isterse akışı değiştirebilecek ve bunu pek çok kez gösteriyor. Ama ilginç olan şey, mesela bölümlerden bir tanesi bunun bir oğlu çok şımarık. Bu şımarık oğlunu yola getirmek için işte uzay gemisine işte insanlara emanet ediyor falan. Tabii o çok neşeli bir bölüm. O epeyce espiritüel olarak da epeyce esprili de bölümler oluyor bunun gözüktüğü bölümler. Ama bir yandan da daha alt bir yaşam formu olarak insanlara saygı duyuyor. Çünkü insanların işte bu şeysi, inatçılığı, işte araştırma ve tutkulu bir şekilde araştırma. Çünkü sonuç itibariyle Star Trek bunun herhalde şey yaptığı, zirve yaptığı bir şey. Geçenlerde Varoufakis'in bir konuşmasına da rast gelmiştim. Yani bizim kuracağımız yeni dünyada yani mealen söylüyorum, çalışmanın zorunlu olmaktan çıkacak. Yani balık toplumunu tarif ediyor. Burada başka dünyaları keşfetmekten başka bir işimiz olmayacak diyor. Yani şeyin, Star Trek'in mottosu odur. İşte insanların sınırsız keşif duygusunu hep en ön plana tutan, işte bütün jenerikte falan da başka dünyaları keşfetmek vurgusu vardır. Dolayısıyla buna hayranlık duyuyor. Şimdi o tür bir kontinuumdaki topluluğun bu bizim tarif ettiğimiz bütün evreni kapsayan uzay zaman sürekliliği içerisinde bilmediği bir şey yok. Yani merak duygusunun olmadığı, keşfetme
güdüsünün olmadığı bir şeyden bahsediyoruz ve buna özlem duyuyor. Şimdi bu çok önemli bir mesaj aslında. Önemli mesaj çünkü bugüne dair önemli bir mesaj. Yani nereden şöyle düşünelim. Mesela ben 2007'den sonra üniversitede ders verirken karşı karşıya oldum çocuklardan. Çok böyle gitgelli bir ilişki yaşamaya. Çünkü 2007 öncesinde ben bir derse bir sömestrede, özellikle Galatasaray'daydım o zaman, ekonometri derslerinde sık sık karşı karşıya kalırdım bu durumla. Ya geçen hafta bana şöyle bir soru sormuştunuz, ben de şu şekilde cevaplamıştım. Ama o verdiğim yanıt yanlışmış, dolayısıyla doğrusu bu demek zorunda kalırdım. Bu bir sömestrede iki defa, üç defa başıma gelirdi ortalama. Şimdi şimdi ise soru sorulmuyor. Ya da tek soru şu oluyor, işte sınav var dediğim zaman ben defter kitap açık sınav yaparım hep sürekli. Hangi ders olursa olsun. Soru tipiniz ne olacak? Niye soru tipi soruluyor diye yaptım. Sonra anladım ki bizim çocuklarımızı, yani sizleri orta öğretimde, ilkokulda, şurada burada yoğuruyorlar ve merak etmemeniz için ne gerekiyorsa onu yapıyorlar. Yani bu salt bir performans yarışı içerisinde, salt bir başarı eksenli bir yarış içerisinde olmak zorundasınız. Çünkü öyle yetiştiriliyorsunuz. Aileler öyle yetiştiriyor. Okul sistemi buna şey yapıyor. Bu hercümerç içerisinde soru tipini belirle, ona uygun trikleri ezberle yöntemi genelde. Yani dershane mantığı bütün eğitim sistemini esir almış durumda. Dolayısıyla bu okullarda falan da hakim eğitim sisteminde bu oluyor. Bunun önemli bir sonucu var. Sorunun içerdiği bilgiyle bağı, öğrencinin bağı kalmıyor. Bu olmayınca, yani bilgiyi merak etmeyince, yani merak duygusu olmayınca, merak duygusu olmayınca bir şey öğrenmek çok zor. İşte bu Q ile uzay yolundaki, Star Trek'teki insanların sonsuz merakı çok önemli. Dolayısıyla bizim eğer bir yol ayrımındaysak yeni bir topluma gidişte en önemli unsurlardan bir tanesi, en önemli motiflerden bir tanesi bu toplumda bugün var olan insan merakını ortadan kaldırmaya dönük mekanizmaları yok etmek, kaldırmak olacaktır. Bunun en önemli unsurlardan bir tanesi çalışmanın zorunluluğu. Çünkü biz hayatta kalmak, bir refah seviyesine ulaşmak için çalışmak zorundayız. Çalışma kendi merakımızın peşinde koştuğumuz bir şey değil. Bakın ben öğretim üyesi olurken hep, ya da işte asistanlığı falan giderken, oh ne güzel ya, işte hem okuyacağım hem de para kazanacağım diye bakıyordum. Ama kendi istediklerimi okuyamıyorum. Hep okumak zorunda olduklarımı okumak zorunda. Burada bile böyle. Bir de standart, işte bir büyük şirketi düşünün. Orada bir çark var. O çarkın içerisinde bir dişli olarak çalıştığınızı düşünün. Sizin önünüze gelen bir işi yapıyorsunuz. Onun mümkün olduğu kadar iyi yapmanız bekleniyor. Başka da bir şey beklenmiyor. Dolayısıyla bu insanı ve hayatınızın en değerli parçasını, gününüzün en değerli parçasını bu işi yapmak için ayırıyorsunuz. Mecbursunuz da bunu. Dolayısıyla merakın peşinden koşma, sevdiğin işi yapma ya da sevdiğin herhangi bir şeyi yapma diye bir şey söz konusu. Bundan özgürleştirecek bir toplum kurmayı başarırsak, o zaman meydana çıkacak olan bu olağanüstü yüksek merak duygusu ve yaratıcılık, buna bağlı olarak yaratıcılık bugünden tahmin edemeyeceğimiz kadar büyük bir uygarlık sıçramasına neden olacaktır. Dolayısıyla bu çok önemli bir mesele. Yani ve bunun o Q karakteri üzerinden bu şekilde işlenmesi de çok önemli. Merak etmeyen insan, yani insanın en önemli şeyse, unsuru nedir diye sorulsa herhalde merak duygusu diyeceğiz. Çünkü o merak duygusu yaratıcılığı ateşliyor, o merak duygusu eleştirel olmayı ateşliyor, o merak duygusu analitik düşünmeyi, o merak duygusu bütün bu merakı gidermek için ihtiyaç duyduğu her türlü aracı öğrenme ve yayma, öğretme duygusunu oluşturuyor. İşte herhalde önemli unsurlardan bir tanesi bu. Ve bu zaman yolculuğunda ister istemez, eğer bu doğruysa, yani hakikaten böyle bir şey mümkün olacaksa, bu paradokslardan kaçınmak için böyle bir alan yaratmak gerekiyor. Ve o alanı yarattığınızda bütün timeline'a,
yani daha doğrusu evrenin her noktasındaki uzay zaman aralığına hakim, oraları istediği zaman orada ne olup bittiğini görebilecek teknolojiye sahip bir varlığın merak duygusu olacaktır. Neyi merak edebilir ki? Yani merak etmek demek onun için gözetlemekten ibaret bir şey. Tek yapması gereken o. Şimdi bu tabii büyük bir paradoks, çünkü insan olmaktan çıkıyor. İşte o yüzden zaten bilim kurguda ister istemez, bilinçli ya da bilinçli olmadan, neyse yani isteyerek ya da istemeyerek, bu zaman yolculuğu yapabilecek türdeki insanlar spesifik ve insanlığını kaybetmiş formda çıkıyorlar karşımıza. Dolayısıyla bu kurgusal planda meydana çıkan bu şey, bu çözülmesi mümkün olmayan çelişki bazı çözümler var tabii ki. Yani mesela Doctor Who dediğimiz şey işte kendisini dünyayı korumaya adıyor. Dolayısıyla aslında kendisinde olmayan bu şeyi, ki o zaman savaşlarında belli ölçüde bir iktidar savaşı olduğu için orada bir bilinmezlik söz konusu, ama onun bittiği ve tek kalan zaman lordu olduğunu düşünüyoruz. Aslında sonradan bir tane yoldan çıkmış bir zaman lorduyla karşılaşıyor bazı bölümlerde, ama sonuçta tek başına ve dünyayı korumak gibi bir amaç edinir kendini. Yani amaçsızlıktan kurtulmak için bunu yapıyor. Aslında işte nerede bir problem çıksa, her bölümde bir problem çıkıyor. Dünyayı tehdit eden bir problem çıkıyor. O problemi çözmek için uğraşıyor falan. Bu 17-18 yıl böyle devam etmiş durumda. Dolayısıyla bu literatürün en temel problemi aslında insanı, çünkü kurgunun en temel hedefi, yani sanatın en temel hedefi insanı kavramak ya da insanın kavrayışını tasvir etmek olduğu halde, bu bizi, bu zaman yolculuğu kavramı bizi öyle bir noktaya getiriyor ki kurduğumuz kavramda asli olarak zaman yolculuğu bir yardımcı unsur haline dönüşmek zorunda kalıyor. Çünkü dramatik örgüyü başka türlü oluşturamıyorsunuz. O zaman yolculuğu bir yardımcı unsur haline dönüşünce de o zaman işte bir paradoksun bütün alanı dağıttığı, dolayısıyla aslında o zaman yolculuğu o zaman bir motif olarak kalıyor. Çünkü asıl romandaki ya da işte filmdeki akış yine bizim bildik problemlerimizin yarattığı ve bu problemlerin yarattığı dramlar, işte gerilimler, şunlar bunlar üzerine kurulu oluyor. Dolayısıyla bunu ben bu literatürün en temel problemi olarak görüyorum. Ayrıca da bu Wells'e tekrar dönecek olursak, 95'te 1895'te bu romanı yazdığında 1905'te Einstein şefi, Einstein'ın öğretmeni de olmuş Malinowski galiba. Onun 1908'de dördüncü boyut olarak zaman kavramını işte görelilik teorisi kapsamında açıkladığı bir şeydi karşımızda. Dolayısıyla bunun en azından James Gleick bazı çıkarmalardan yola çıkarak Wells'in kitabını okumuş birisi olarak bunu şey yaptığını söylüyor. Dolayısıyla aslında burada şeyin, bu zaman makinesinin ya da zaman yolculuğu kavramının fizik üzerinde bir etkisi olduğunu, bilim üzerinde de doğrudan bir etki olduğunu, yani bu etkinin iki taraflı çalıştığını gösteren bir örnek değerlendirmemiz mümkün. Bu da not edilmesi gereken bir şey. Çünkü bu böyle bir etki var bilime doğru, ama bu etki sorunlu bir, yani içsel olarak aşılması mümkün olmayan bir kurgusal planda aşılması mümkün olmayan bir sorundan geldiğini de unutmayalım. Yani bugünkü fiziğin işte o 1905 Einstein, ondan sonra Malinowski'nin o şey yazdığı makale ve onun arkasından bütün literatürü domine eden bir kavrayış olarak bugün de ana akım fizikte devam ettiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla o kavrayışın geldiği yerde büyük ölçüde burası.
ya da yani geldiği yer çok iddialı oldu tabii de etki dediği şeylerden bir tanesi. Buradaki önemli unsur şeylerden birisi. Bu da çok ilginç bir yaklaşım. Gödel çok önemli bir matematikçi. Gerçekten çok özellikle mantık alanında büyük şeyleri var. Çok önemli çalışmaları var. Bu Gödel'in 50'li yıllarda meseleyi çözene kadar halen bir büyük problem var. Ama Gödel'in yaklaşım matematik olarak ispat ediyor. Kapalı zamansı daireler ya da evet öyle. Bu Gödel'in yaptığı şey şu aslında. Bu az önce gösterdiğimiz işte o dört boyutlu uzaydan ya da işte iki boyutta göstermiştik ama dört boyutlu uzayı kapatıyor ve bir daire haline getiriyor. Şimdi bunu matematiksel olarak gösteriyor daha doğrusu. Ve Einstein'ın denklemlerinden işte özel görelilikten falan yola çıkarak bunu yapıyor. Dolayısıyla bunu genel görelilikten yola çıkarak bunu kapattığı anda işte bilimsel alanda, yani fizik alanında zaman yolculuğunun her iki tarafta da mümkün olduğunu kabul etmiş oluyoruz. Çünkü kapalı bir daire, dolayısıyla o daire içerisinde dolaştıkça aslında ileriye geriye doğru yani T ve eksi T alanında geçişliliğin matematiksel olarak gösterilecek. Einstein bunu şey yaptığında tabii gördüğünde mükemmel bir şey diyor. Fakat hafif bir eleştiride de bulunuyor. Yani sonrasında tabii bu bir genişleyen evrenin genişlemesinin daha doğrusu bu sistemi yıkıcı bir etkisi var tabii bu yaklaşımı. Ama burada şunu görüyoruz. Bu bizim iktisatta da çok başımıza gelen bir şey. Smolin'in de fizik için eleştirdiği bir şey. Aslında Smolin'in iktisatçıları da bu anlamda eleştirdiği bir videosu var. O belki o ne demek istediğimi anlatmak için çok daha iyi bir anekdot olacaktır. 2008-2009 krizinden sonra bir çalışma ekibi kuruyor. Bir büyük CEO. Krizi anlamak için falan filan. Sonra diyor ki videoda ben bir telefon aldım diyor. İşte beni de bu ekibe dahil ettiklerini bildirdiler ve toplantıya davet ediyorlar. İyi ama ben fizikçiyim anlamam iktisattan demiş. Yok demiş yani biliyoruz fizikçi olduğunuzu ama sizin görüşlerinizi yakından takip ediyoruz. Bizim bu çalışma grubu için çok değerli fikirleriniz olduğunu düşünüyoruz. Lütfen kabul edin falan. Sonuçta merak ettim diyor yani bu nasıl bu iktisatçılar düşünüyor, çalışıyor, malışıyor falan diye. Neyle karşılaşacağını da merak ediyordu. Şimdi kabul ettim gittim diyor. Videonun sonuna doğru söyleyeceği şey şu. Diyor ki birincisi diyor bu iktisatçılar çok matematik kullandıkça kendilerinin çok bilimsel olduğunu sanıyorlar diyor. İkincisi kullandıkları matematik çok primitif. Ben bir haftada öğrendim diyor. Şimdi gerçekten iktisatta büyük bir problemdir bu. 2000'lerin başında ana akım iktisadın önemli merkezlerinden bir tanesi olarak École Normale Supérieure vardır Fransa'da. Onun öğrencileri isyan ettiler. Yeter artık biz iktisat öğrenmek istiyoruz bu kadar matematik fazla diye. Ve bu iktisat dünyasında büyük bir şey koparttı. Otistik iktisat öğrenmek istemiyoruz diye şey yaptılar. Yani kendi içerisinde kapalı. Yani şunu demek istiyoruz. Matematik olarak baktığımızda kendi içerisinde tutarlı, estetik olarak mükemmel bir dizi model ve işte teorik açıklama falan yapabiliyorsunuz. Ama bu teorik açıklamaların ve bu teorik modellerin gerçeklikle bağı çok zayıf. Ve bu bağı kopartan şey o mükemmel matematik kavrayışı. Çünkü matematik mükemmelleştikçe ve matematiği bir salt bir düşünce biçimi olarak kavradıkça onun sürüklediği yere gidiyoruz. Tıpkı burada Gödel'in olduğu gibi, yaptığı gibi. O sürüklediği yer gerçeklikle her zaman uyumlu olmayabiliyor. Dolayısıyla burada şunu söylemek lazım. Matematik mükemmel bir araçtır. Ama bu aracı araç olarak tutmak lazım. Çünkü asıl iktisat yapacaksanız, fizik yapacaksanız, yani bilim yapacaksanız asıl olan düşünmedir. Asıl olan kavramlardır, asıl olan kelimelerdir. Dolayısıyla matematik bunları ifade etmek için, bunları daha işlevsel kılmak için, işlenebilir kılmak için kullanacağımız çok güçlü bir araçtır.
bunun ötesinde aldığımız zaman büyük sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Bu en başından beri herhalde bu zamanın fizikte kullanımıyla ilgili şeylerden birisi. Dolayısıyla bunu artık hem bilim alanında yarattığı sıkıntıları görebiliyoruz. Bu örneklerden bir tanesi Gödel'di ama bu tabii süratle terk edildi. Çünkü evrenin Hubble'dan sonra evrenin hatta öncesinde de evrenin işlemekte olduğu ispat edilince şey yapıldı. Bir de rotasyon meselesinden bahsediyor. Bu teorinin çıkarımlarından bir tanesi de o sonuç itibariyle. Orada ufak ama çok ufak bir şey var. Bütün ömrü boyunca da onu sormuş zaten. Ondan da pek çok bilim kitabında bahsedilir. Popüler bilim kitaplarında. Ama orada da tabii deneysel gözlemler doğrulamıyor diyor. Dolayısıyla bu mükemmel bir şey olabilir. Matematiksel olarak çok ispatlanabilir bir şeyden bahsediyor olabiliriz. Ama bu her zaman şeyi gerçeklikle bağın güçlü olduğunu gösteren bir şey değildir. O yüzden bu zamanı değerlendirirken işte Lis Molin ve işte Kaufman ya da Stenger ya da işte Prigogine falan gibi fizikçileri okurken yazdı yani onların yazdığı popüler kitapları okurken bunu unutmamakta fayda var. Onlar sürekli şey yapıyorlar. Doktor Who'dan bahsetmiştim aslında. Bu TARDIS diye bir şey kullanıyor işte. Sonuçta zaman makinesi bu. Bu da enteresan bir şey. Bu da çok kullanılan, bunun tasarımı da çok kullanılan bir metafor. Çünkü bunun içerisine giriyorsunuz, zamanda yolculuk yapıyor. Şimdi bu bir polis kulübesi, mavi, işte Londra'daki bir polis kulübesi görünümünde. Bu işte başına bir kaza gelmiş falan filan. Time and Relative Dimension in Space diye adlandıran TARDIS. Ama içine girdiğinizde bambaşka bir şey oluyor. Çünkü çok büyük bir alanla karşılaşıyorsunuz. Bu büyük alan ve dolayısıyla aslında boyut değiştirmenin metaforu diyelim, kurgusal düzeydeki metaforu olarak bu şekilde gerçekleştiriliyor. Tabii bu Douglas Adams'ı çok değerli bir bilim kurgu. Yani şöyle diyeyim, bu bilim kurgunun bilimle el ele gitmesi Wells'teki gibi olmuyor sadece. Mesela bir Mostly Harmless Econometrics diye bir kitap vardır. Bu Mostly Harmless herhalde Douglas Adams'ın en önemli başyapıtı, bir otostopçunun galaksi rehberi. Bu galaksi rehberindeki neden sonuç ilişkilerini işleyiş tarzı ve işte bizim ekonometri dediğimizde sonuç itibariyle istatistikle iktisadın bütünleştiği bir disiplin. Dolayısıyla orada hem gerçeklikle bir güçlü teori üzerinden güçlü bir bağ kurmak zorundasınız, hem de bunu istatistikle destekleyecek bir dizi görgül çalışmayla beslemeniz gerekiyor. Ve bu çok kolay bir şey değil. Çünkü bizim kavramlarımız laboratuvar ortamında elde edilen kavramlar değil. Dolayısıyla bir teorik kavram olarak düşündüğümüzde bu milyonlarca insanın gözlemlenmesi mümkün olmayan çok sayıda davranış kalıbının etkisinden sıyrılarak şey yapmamız gerekiyor. Yani on binlerce faktör var. Bunların hepsi küçük ama işte birbirini götürüyor falan filan, bunları sıyırarak şey, ama bu da içsellik problemi, androgeneity problemi diyoruz. Bu ekonometri kitabı çok önemli, iki tane ekonometri tarafından yazılmıştır ve çok kullanılan bir ders kitabıdır. Her bölümde bu bir otostopçunun galaksi rehberinden bir alıntıyla başlar, bir göndermeyle başlar. O başlığın, yani o alt bölümün anlatmak istediğine uygun bir şeydir. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Bir ekonometri, işte bilimsel bir kitapta, bir eğitim amaçlı bilimsel bir kitapta bir bilim kurgu eserindeki çözümlemeyi ya da işte o çözümlemeyi içkin olarak gerçekleşen olguları, anlatımı kitaba taşımıştır. Dolayısıyla böyle bir ilişki de kurmamız mümkün. İkinci şeylerden bir tanesi de çok, o da çok ilginçtir. Bir yine Douglas Adams'ın yazdığı bir kitap. Bir holistik dedektif bürosu. Dirk Gently.
Onun da sonra dizisi falan filmi oldu galiba. Bu Dirk Gently holistik dedektif ajansı dediğin zaman işte bu zaman yolculuğunun da üzerine oturduğu ve işte bu Star Trek Discovery'de falan da kullanılan spor motoru diye adlandırılan işte bir noktadan başka bir noktaya sıçramak, ki Galactica'da da vardı galiba o. Bir noktadan başka bir noktaya sıçramayı sağlayan miselyen ağ dediği işte yani bütün uzayın bu uzay zamanın işte görünür olmaysa bile işte görünebilir kılınacak bir ağ içerisinde olduğunu. Dolayısıyla bu ağda uygun bir navigasyon gerçekleştirirsek zaman yolculuklarında da bir navigasyon problemi her zaman vardır. Çünkü sonuç itibariyle bu zaman yolculuğu bir noktadan bir noktaya giderken navigasyonun nasıl yapılacağı konusunda bir karmaşık durum da yaratır. Yani işte kurgusal düzeyde bunu kurmak çok kolay ama işte solucan deliğinden geçiyorsunuz ama o solucan deliği sizin çok kontrol edebildiğiniz bir şey değil. Ya da kara deliğe girdiniz ama nereye çıkacağınız belli değil falan gibi. Dolayısıyla o navigasyon problemi. İşte bu miselyen ağda da Discovery'nin spor motorunda bir şey var. Onu da işte şimdi ismini unuttum, bir çok özel mantarsı bir şeyle başlangıçta çözüyorlar. Sonradan gelişti falan filan. Ama bütün bu zaman yolculuklarında bu navigasyon sorunu söz konusu. Ama bu büyük bağlaşıklık, connectedness ya da işte büyük ağ bir tür metafizik kaderciliğin de göstergesi aynı zamanda. Holistik dedektif bürosunda da işte sürekli şeyin vurgusu vardı. Karakterler, yaratılan bazı karakterler işte mesela bir temizleyicinin teknik adamı var işte sürekli birilerini vuruyor, öldürüyor bilmem ne falan filan. Ama nerede, ne zaman, kimi öldüreceği bir şekilde ona geliyor. Bunu işte olacak olanın gerçekleşmesi olarak şey yapıyor. Yani bir kadercilik, bir metafizik yön. Dolayısıyla bu zaman yolculuğunda aynı zamanda az önce o bahsettiğim bu zaman yolculuğunu yapabilmek için normal insanların faaliyet gösterdiği alanın dışına tanımlanmış bazı, dolayısıyla bu insani özelliklerden belli ölçülerde soyutlanmış bir varlık olarak başka bir tarafa geçmiş olmak, yani bütün omniprezent olabilmek, aynı zamanda işte bir kaderi kontrol etmek anlamına da geliyordu ama başkaları için de bu kaderi oluşturmak anlamına geliyor. Dolayısıyla bu holistik agency de yani her şeyle bağlantılıdır. Dolayısıyla akışın önüne geçmek mümkün değildir şeyi. Bütün hikayeler bu anlayış etrafında düğümlenir. Dolayısıyla bu şeyin Douglas Adams'ın çok yaratıcı bir şekilde ele aldığı bir konudur. Sonuçta da buraya koymak istedim. Time Travel'dan bu James Gleick'in, bunun da Türkçesi var. Koç Üniversitesi yayınlarından çıktı. Bu çok ilginç bir şey getiriyor. Son olarak bununla tamamlayacağız slaydımızı. Diyor ki bugün bu siber ağ, yani yüksek düzeyde bağlılık aslında bir tür şeyin zaman yolculuğunu mümkün kılan uzay zaman bağlaşıklığının bir imitasyonu gibi değerlendiriyor. İşte herkes bundan önce diyor işler çok kolaydı iletişim için işte yani işte televizyondan konuşuyorduk, ondan önce mağara duvarlarda resimler çiziyorduk falan hep böyle bir iletişim şeyi vardı. Ama şimdi bir siber ağ oluşturduğumuz zaman bunu belli ölçülerde mekan kısıtından bağımsız hale getirmiş oluyoruz. Bu şey bağ o kadar yüksek ki işte sesli mesajda şuydu, bu 2013'te yazılmış bir kitap olduğu için sosyal medya o kadar herhalde dikkatini çekmemişti ama işte bütün bunların bilginin ve iletişimin bu kadar büyük süratle yayıldığı bir yerdeyiz, bir alandayız. Dolayısıyla bu bir metafor olarak işte zamanın hızla aktığı, daha hızlı aktığı, dolayısıyla bir tür zaman yolculuğu metaforuyla buna yaklaşmak mümkün demeye getiriyor. Onu şey yapıyor. Ama tabii burada şöyle bir
bu metaforu devam ettirecek olursak, bu akışı, bu bilgi akışını %100 kontrol eden bir şey olarak beş büyük şirketin varlığı, aynı zamanda bu enformasyonun üzerinden, bu enformasyonu oluşturan ve alan bütün insanları kontrol ettiği bir döneme de girmiş durumdayız. Bunun için tabii bu çok ayrı bir tartışma konusu. Bunu belki takip etmek gerekir. Eğer bu alanda takip etmek istiyorsanız, Shoshana Zuboff'un 2019 Ocağı'nda çıkarttığı The Age of Surveillance yeni bir kapitalizmin yeni bir biçimi olarak The Age of Surveillance kitabını yazdı. O kitap çok çok önemli bir kitap. İleride çok duyacağız. Muhtemelen Türkçe'ye çevrildi herhalde. Birileri satın almış çünkü hakkını. Bu konulara ilgi duyuyorsanız da onu izlemenizi tavsiye edeceğim. En son olarak bir küçük video göstermek istiyorum. Star Trek'in önemli figürlerinden bir tanesi de Vulcanlardır biliyorsunuz. Mr. Spock işte en meşhurlarıdır ama her seride bir tane Vulcan vardır. Genelde de bilim subayı olurlar. Bu Star Trek Enterprise'da T'Pol diye bir kadın Vulcan var, bilim subayı. Onun bazı bölümlerde işte zaman yolcularıyla karşılaşıyorlar. Fakat Vulcan'ların özelliği evrende saf aklın cisimleşmiş hali. Saf akıl deyince şimdi Kant'a da gidiyor ama neyse. Saf aklın cisimleşmiş hali ve Vulcan Bilimler Akademisi zamanda yolculuk mümkün değildir diye bir açıklama yapmış. Yani rasyonel bakışın bir şeysi olarak, sonucu olarak. Dolayısıyla bu zaman yolcularıyla karşılaştığında Vulcan tepkisini görmek açısından çok önemli ya da ilginç daha doğrusu. Önemli değil, çok ilginç, hoş bir şey. O yüzden bir küçük video gösteri bile tamamlayacağım konuşmamı.